Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde araştırmacılar kök hücre ile kısırlığa çare bulmak için çalışmalarına başladı. 19 Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretmek üzere araştırmacılar teşvik ediliyor. Doktor öğretim üyesi Ayşe Zehra Özdemir'in yumurta azlığı nedeniyle gebe kalamayan kadınlara kök hücre yöntemiyle deva olmaya başlayan bir projesi bulunuyor. Ayşe Zehra Özdemir hastanın kendi dokusundan yapay yumurta hücresi üretmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Çaresiz kaldığımız grup devamlı bize tedavi isteğiyle başvurmasına rağmen mevcut tedavilerle yeterince başarılı olamadığımız grup yumurta sayısı az olan hastalarımız. Bu yaptığımız çalışmalar sonrasında hiç olmayan bir hücreyi ilaçla büyütmeye çalışıyoruz şu an. Bu hastalarımızın yumurta hücreleri erkenden bitmiş oluyor veya menopoza yaklaşmış oldukları için yumurta bulmakta sorun yaşıyoruz. Kök hücre çalışmalarıyla eğer bu konuda bir yol kat edebilirsek, kişilerin kendi hücrelerinden, kendi vücutlarından aldığımız kök hücrelerle onlara yumurta hücresi veya yumurta benzeri hücreler üreterek onların gebe kalmasında farklı bir tedavi yolu deneyebileceğiz veya şu an mevcut yumurtalarıyla başarısız olan tüp bebek hastalarında yumurta üzerinde, yumurta hücresi üzerinde hücresel boyutta bazı maddeleri değiştirerek bunun sonucunda gebelik elde etmeye çalışacağımız bir süreç olacak bu. Projelere destekler sunan 19 Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, öğretim görevlisi Doktor Melek Yüce, bir süredir özellikle kök hücreler ve kanser hücreleriyle ilgili çalışmalar yapmaya başladıklarını söyledi. Özellikle kök hücre ve kanser hücreleriyle ilgili çalışmalar yapmak isteyen akademisyen hocalarımız sık sık buraya geliyorlar ve birlikte kendi hipotezlerini şekillendirip nasıl bir çalışma planlayabiliriz gibi hazırlıklar yapıyoruz ve bunlarla ilgili projelendirme süreçlerine başladık. Üreme ile ilgili hastalıklar, yine kanserle ilgili hastalıklar ya da çok farklı işitme ile ilgili ya da görme ile ilgili hastalıklarla ilgili kök hücre tedavileriyle ilgili çalışmalar planlıyoruz. Çalışmaları sonlandırdığımızda bilime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Araştırmacıların çalışmaları başarıyla tamamlanırsa kısırlık ve kanser gibi sorunların son bulmasında önemli bir adım atılmış olacağı öngörülüyor.